Değerli takipçilerim, sevgili dostlarım, hepinizi en derin saygıyla selamlıyorum. Hepiniz biliyorsunuz benim özellikle Washington'da lobisi olan bazı milletlere karşı ciddi çekincelerim vardır. Mesela Yunanistan'la 65. tur istikşafi görüşme yapıldığı dönemde çıktım, ne dedim? Bundan 2 yıl kadar önceydi. Ya kesin bu görüşmeleri, gereksiz. Ne diye vakit harcıyoruz? O kadar diplomata Atina'ya yolla. Yok, onlar gelsin. Burada ağırla. Memleketin parasına da yazık. Bu Yunanlılardan bir şey olmaz dedim. Ve ondan yaklaşık 6 ay sonra da Kyriakos Mitsotakis çıktı Amerikan Kongresi'nde. Türkiye aleyhine sakın bunlara F-16'ları vermeyin. Bunlar saldırgan bir millet diye bütünüyle Türkiye'yi Amerikan Kongresi'ne şikayet edince Erdoğan da bir daha seninle konuşmam, bir daha benim için Yunanistan diye bir ülke kalmamıştır diye açıklama yaptı. Yani bunlar böyledir. Bu tür küçük ülkelerin arkalarına süper güçleri alarak Türkiye'ye caka satma gibi çok eski bir gelenekleri mevcuttur. Osmanlı'nın ta yıkılma çağlarından başlar. Patrikhane konusu, Rusya'nın buralara müdahalesi, Amerika'nın ayrı meseleleri falan. Neyse, bunlar tarihin işleri. Ama böyle bir gelenek vardır. Geçelim. Niye geçelim? Çünkü sonuç itibariyle 11-12 Temmuz 2023 günlerinde Vilnius'ta yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'ya olağanüstü yumuşak mesajlar gönderdiği ve hatta çok da net bir güvence almamasına rağmen İsveç'in NATO'ya tam üyeliğini esas olarak kabul ettiği bir zirveden sonra Yunanistan'la Türkiye arasında yeni bir dönemin de başlayabileceği yönünde açıklamalar yer aldı. İşte Mitsotakis'le Erdoğan'ın buluşması, yeniden güven arttırıcı önlemler konusunun hayata geçirilmesi. Bu arada Türkiye'nin de Ege üzerindeki, yani Adalar Denizi üzerindeki savaş uçağı uçuşlarını durdurduğu da görüldü. Bu normal midir? Bence normal değildir. Yani karşımızdaki adam adam olmadığını gösterdiği sürece biz de onlara gereğini söylememiz lazım. Yunanlılar biliyorsunuz daha önce bir protokole zorlamışlardı Türkiye'yi. Yaz tatili aylarında karşılıklı olarak uçakların durması yönünde. Neymiş, turistler telaşlanıyormuş Ege adalarındaki falan. Neyse, onu da geçtik. Fakat özellikle Amerikan yönetiminin bu İsveç'in NATO üyeliğiyle Türkiye'nin Amerika'dan talep ettiği toplam 20 milyar bütçelik 40 adet yeni F-16 savaş uçağı ve 80 adet modernizasyon kiti talebini İsveç'in NATO üyeliğine bağlamış olması ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Ve bu bağlanmadan nemalanan bir takım etnik lobiler var. Bunların başında Ermeni ve Yunan lobisi var. Bunları zaten birbirinden ayırmak mümkün değil. Ermeni ve Yunan lobisi, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresinde faaliyetini sürdüren Amerikan Ermeni Ulusal Kongresi ve Başkanı Aram Hamparyan ile yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Kongresinde Türkiye aleyhinde faaliyetlerini sürdüren Yunan-Amerikan Liderlik Konseyi Başkanı Andy Zemenides kanka. Yani bunlar birinin yaptığını öbürü takip ediyor. Bu F-16'lar konusunu da zaten Ermeni ve Yunan lobileri, Rum lobileri bir arada yürütüyorlar. İşte bu Yunan-Amerikan Liderlik Konseyi Başkanı Andy Zemenides Yunanistan'ın Ekaterini gazetesine bir makale yazdı. Daha sonra El Monitor diye bir Orta Doğu'ya dönük yayın yapan bir yayın organı var. Onda da soruları cevaplandırdı. El Monitor'daki sohbetin başlığı şuydu. Zaten esasında başlığı okuduktan sonra kapatayım gitsin öyle diyelim.
Diyor ki Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması F-16'ların kongrede onaylanmasını garanti altına almaz. Yani diyor ki Türkiye isterse İsveç'i onaylasın ama biz Türkiye'ye Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın güvenliğini sağlama amaçlı olarak F-16 satışını Amerikan Kongresi'nde durdurmakta kararlıyız. Bunu söylüyordu. Bakın ne diyor şeyde. Erdoğan'la şu anda İsveç konusunda net bir anlaşma yok. Ve Türk parlamentosu Ekim ayında çalışmaya başlayana kadar da böyle bir anlaşma olmayacak. F-16 konusu Ankara'yı cezalandırma aracı olarak değil, genel anlamda politikasını değiştirme amaçlı kullanılmalı. Yani diyor ki Yunanistan'a yaklaştırın bunları. Yunanistan'ın dediklerini onaylasınlar. F-16'ları kullanarak böyle bir şey yapın. Cezalandırmayın. Bunları cezalandırmak çözüm değil. Yunanistan'ın taleplerini kabul etmeleri, baş eğmeleri esas gerekli diyor. Vilnius'ta ortaya çıkan tablo sonrası Biden yönetimine düşen esas olarak Türkiye-Yunanistan ilişkisinin istenilen düzeye gelmesini sağlamaktır. Biden yönetiminin Vilnius öncesi yaptığı Yunanistan ve Türkiye temasları sonrası ısrarla söylediği Ege'de istikrarın önemsendiğidir. Fakat yönetim bu cephede sözlerden öte kalıcı bir düzenleme yapması gerektiğini bilmek zorunda diyor. Yani diyor ki Adalar Denizi'nde Türkiye'nin kendi limanlarının içine sıkışıp kalmasını sağlaman lazım diyor Biden yönetimine. Senatör Menendez başta, Bob Menendez, tüm bu konuda destek veren Kongo üyelerine teşekkür ederiz. Artık yönetim Ege'de yani Adalar Denizi'nde bir sorun çıktığında bunun sorumluluğunun Türkiye'de olduğunu kayda geçirmeye hazır. Yani diyor ki bir çatışma falan olursa Amerika Birleşik Devletleri bizim arkamızda kalacak. Bizim arkamızda olacak. Yunanistan'ın arkasında olacak. Diyor bunu. İşte bu. Geçmişte Amerikan askeri yardımı Türkiye ile Yunanistan arasında 7'ye 10 oranındaydı. Artık Yunanistan bu oranların içinde değil. Dikkat edin. Ve sistemli Amerikan desteğiyle özellikle hava kuvvetlerine F-35 katılımıyla Türkiye'ye karşı askeri üstünlük rotasında ilerliyor. Hani Erdoğan diyor ya ben şu Dede Ağaç'taki Amerikan askeri malzemesini anlayamadım diye. İşte bu cümle o. Yani adamlar tıpkı Ukrayna'da yaptıkları gibi yeni bir Yunan ordusu yapıyorlar. Yeni bir Yunan ordusu yapıyorlar. Kendi malzemeleriyle. Ekim'e kadar çok zaman var. Türkiye ile Avrupa düzeyinde ilişkilerin düzelmesi ve ona F-16 konusunda Yunanistan ve Kıbrıs'tan, yani Kıbrıs derken Rum anlayın, dönük yükselen beklentilerinde zamanı var. Yönetim özellikle F-16'lar konusunda Amerikan Kongresi'nin desteğini henüz almadı diyor. Yani o zaman şöyle yapması lazım Erdoğan'ın. Önce şu Amerikan Kongresi F-16 kararını alsın. Ben ondan sonra şu İsveç meselesini Türk parlamentosuna getireyim. Yani bunu yapmazsanız Sayın Erdoğan çok büyük kazık yiyeceğiz amiyane tabirle. Onu söyleyeyim. Yani biz önceden İsveç'i NATO üyesi yapmış olacağız. Fakat buna rağmen Amerikan Kongresi'ndeki Rum, Yunan, Ermeni lobileri ve onların adamları bize habire dur bakalım bir bakalım şöyle bir şartla mı koysak diye oyalamaya devam edecek, altından kalkamazsınız. O yüzden Amerika'ya net olarak söyleyeyim Sayın Hakan Fidan. Blinken'a deyin ki bak kardeşim siz şu F-16'ları falan bizim istediğimiz her şeyi bir onaylayın kendi kongrenizde. Sonrasını bize bırakın biz de onu Ekim ayında onaylarız. Başka çaresi yok bu işin. Bak Bob Menendez diyor ki Senato Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komiteleri ortak toplantısında biliyorsunuz veto yetkisi var Senato Dış İlişkiler Başkanı olarak Bob Menendez'in. Türkiye'ye F-16 satışı konusunda görüşüm değişmedi. Bu konudaki direnişimizi
ve artan endişelerimizi sürdüreceğiz. İsveç hala Türkiye'den nihai bir oy almadı. Erdoğan NATO'da olmalı dedi ama hepsi o kadar. Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a dönük politikaları belirlenirken F-16'larını nasıl onaylarız? Olay budur. Sakın onaylamayın parlamentoda. Ciddi söylüyorum. Ciddi söyleyeyim, sonra hesabını veremezsiniz. Bunların bakışı bakış değil. Hoşça kalın.